Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Apple'ın Face ID'si ile Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ın akıllı yüz taramasını kapıştırıyoruz. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce İşCep kullanıcılarına güzel bir haberimiz var. 15 Mart 15 Nisan tarihleri arasında İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulaması İşCep'e giren tam 5 kişiye MacBook Pro 13 inç 250 GB, 5 kişiye de Ultimator To Go 3 boyutlu yazıcı hediye edilecek. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey 15 Mart 15 Nisan tarihleri arasında İşCep'e giriş yapmak, sadece bu kadar. Kazananlar 24 Nisan'da belli olacak ve aynı gün işbank.com.tr adresinde ve İş Bankası'nın sosyal medya hesaplarında açıklanacak. Kampanya hakkında daha detaylı bilgi için açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Şimdi gelin videomuza devam edelim. Bildiğiniz gibi Samsung S9 ve S9 Plus'ta yüz tarayıcısıyla iris tarayıcısını birleştirdi ve akıllı tarama diye bir kilit açma teknolojisini bizlere sundu. iPhone ise Face ID'yi kullanarak yüzümüzü 3 boyutlu tarıyor ve tuş kilidini bu şekilde açıyor. Videonun sonunda tabii ki bu ikisinden birisi kazanacak. Peki hangisi? Gelin şimdi testlerimize bakalım. İlk testimiz hız testi arkadaşlar. Hız testinde S9 biraz daha hızlı diyebiliriz çünkü iPhone 10'da bir kaydırma hamlesi yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar S9'da hızlıca açmış oluyoruz. Aslında arada milisaniyelik bir fark var diyebiliriz ama bence çok büyük bir fark değil. Şimdi bir de uzaklık testi yapacağız arkadaşlar. S9 Plus birazcık daha zorlandı kolumuzu böyle iyice açtığımız zaman ama yine arasında öyle çok aman aman bir fark yok diyebilirim. Ama iPhone'un bu konuda bir tık daha stabil olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Masa üstünde açılma testine baktığımız zaman burada açık ara iPhone öne geçiyor arkadaşlar. Çünkü Samsung yüzü algılamakta biraz zorlanıyor devreye, iris tarayıcısı falan filan giriyor esnada. Ama iPhone yüzümüzü çoktan 3 boyutlu olarak taramış oluyor ve tuş kilidini açmış oluyor. Daha rahat olabilmesi açısından hatta Çağdaş şöyle telefonları hafiften eğik tuttu, altlarını biraz böyle parmaklarıyla destekledi. Şimdiki testimiz cep hizası arkadaşlar. Burada da iPhone biraz öne geçiyor diyebilirim aslında. 10 defa test ettiysek iPhone 6'sında 7'sinde açıldı. Samsung ise 2-3 defa açıldı arkadaşlar. Yani burada iPhone bir tık daha tutarlı diyebiliriz. Yine iPhone yüzümüzü derinlik sayesinde daha hızlı bir şekilde algılıyor ve telefon tuş kilidini açabiliyor. Tabi bu test yine kol mesafesi testine biraz benziyor diyebiliriz. Şimdi sıra geldi gözlük testine. Normal günlük kullanılan numaralı gözlük gibi bir gözlük taktığınız zaman iPhone acımasızca açıyor arkadaşlar tuş kilidini. Herhangi bir fark yok. Ama S9, S9 Plus'lar bir tık takılabiliyor. Bazen algılamayabiliyor bile. Zaten S9 Plus'ta da böyle ayarlarken şöyle bir gözlüğü hafiften kaldırmamızı bize söylüyor. Öyle bir örnek vermişler. Bu yüzden o durum birazcık sıkıntılı olabiliyor Samsung tarafında. İş güneş gözlüğüne geldiği zaman Samsung tamamen sınıfta kalıyor diyebiliriz. iPhone yine cart diye açıyor tuş kilidini sorgusuz sualsiz. Ancak Samsung'larda bir tık sorun olabiliyor. Böyle yaklaştırıp uzaklaştırmanız gerekiyor. Hatta bazen hiç açmıyor. Suratımızı kapattığımız zaman Çağdaş bir maske taktı suratına. Kafasına da bir baret geçirdi. Burada iPhone açmadı. Gözleri açık olduğu için iris tarayıcısı sayesinde Samsung S9 Plus çok rahat bir şekilde açabildi kilidi. Yani iPhone'un kilidini açmak istiyorsanız yüzünüzü kapatacak herhangi bir şey olmaması gerekiyor. İş karanlık ortama geldiği zaman iPhone yine Samsung'un biraz önüne geçiyor diyebiliriz. Ortamı kararttık, zaten size arka planda dönen videolarda görebiliyorsunuz. iPhone direkt olarak açıyor. Samsung da şöyle bir şey yapıyor. Işığını sonuna kadar kıstık. Otomatik parlaklığı da kapattık arkadaşlar. Tuş kilidini bastığınız zaman ekranın ışığını patlatıyor suratınıza. Böylece suratınızı daha rahat bir şekilde görüp algılıyor. Tuş kilidi açıldıktan sonra parlaklığı eski haline getiriyor. Ama iPhone böyle bir şey yapmaya ihtiyaç duymadı. Parlaklığı hiç değiştirmeden direkt açtı. Burada da yine kazanan tarafın iPhone olduğunu tabii ki de söyleyebiliriz. Aynaya baktığımız zaman da durum şöyle arkadaşlar. S9 Plus bazen açılıyor, bazen açılmıyor. Kafasına göre biraz takılıyor diyebiliriz. Ya da biz belki de doğru açıyı tutturamadık. Ama iPhone hiçbir şekilde tepki vermedi birçok kez denememize rağmen.
Evet, testlerimizi izledik ve bu maç 6-2 bitti arkadaşlar. Yani iPhone 6 testi geçebildi. Samsung da 2 testte iPhone'un önüne geçti. Unutmadan tekrar hatırlatayım. İş Bankası tarafından düzenlenen iş cep çekilişinde MacBook Pro'ları ve Ultimaker 2 Go'ları kazanan arkadaşlar 24 Nisan tarihinde noter tarafından halka açık bir çekilişle belirlenecek ve aynı gün içinde işbank.com.tr'den ayrıca İş Bankası'nın sosyal medya hesaplarından öğrenebileceksiniz. Katılmak için son tarihin 15 Nisan olduğunu hatırlatalım. Daha fazla bilgi için işbank.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi söz sırası sizde. Şuraya bir anket hazırladık. Sizce hangi firma daha güvenli bir yol izlemiş? Siz hangisini kullanmayı tercih ederdiniz? Bunu merak ediyoruz. Ayrıca yorumlara kesin yazılacak arkadaşlar. Siz iPhone'cusunuz falan filan diye. Ben şahsen Android telefon kullanıyorum. Hiç de aramızda öyle bir muhabbet olmuyor. Biz testleri yaptık ve sonuçları sizlere göstermeye çalıştık. Artık videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Siz yine de kafanıza takılan her şeyi yorum bölümünde bizlere sorabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosuna görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.